Yaş. Ufuk arkamızda mı? Hı hı. Sen katıl bize Ufuk. Hı? Ya ben böyle sonsuza kadar kalabilirim. Ben de. Hı. Nasıl? İşte sen. Fena değil. Ne bileyim, dün akşam hiç uyuyamadım. Hep seni düşündüm. Ben de. Hı. Ama sonra işte yorulmuşum da biraz uyuyakaldım. Ya uyudun. Çok güzel. Ya nedense ben de bir şey düşündüm. Yani seni kaybedeceğimi düşündüm. O yüzden de uykum kaçtı. Gerçekten mi? Hı. Yani düşünsene, gerçekten manyak bir şey atlattık. Farkındayım. Ya bak ne diyeceğim. Özür dilerim. Ve yani dünden önceki konu için de özür dilerim. Yani yanına gelmediğin için kızgın değil misin? Yok, hala kızgınım. O kadar kolay kurtulmayacaksın ama... Ne bileyim yani, seni önceden bir dinlemem lazımdı. Bak ne diyeceğim. Biz bunları unutsak artık. Tamam, evet ya, çok kolay değil, zor biliyorum ama en azından unutmaya çalışalım. Okey. Unuttuk. Tamam. Tamam. Hadi. Gerçi tabii benim ayağım her dakika hatırlatıyor bunu ama. Ne yapıyorsun ya? Kerem bırak, lütfen bırak. Saçmalama, ne yapıyorsun, okuldayız. Tamam, ben okulun sahibiyim. Ya bırak, tamam yeter. Yeter, bırak hadi. Ya ver. Neden yaptın? Çünkü sen kontrolünü kaybettin. Bu mesele bu şekilde çözülmeyecekti. Birine zarar verecekti. Sen de böyle karar verdin, öyle mi? Senin için yaptığım bunca şeyden sonra karşılığı bu mu? Senden bir şey talep etmedim. Ne yaptıysan kendini istediğin için yaptın. Yıllarca seni kardeşim bildim. Gerçeği öğrendikten sonra bile abimden ayırmadım seni. Aynı şekilde sevdim. Senin için üzüldüm. Kardeşime yaptıklarının hesabını soracağım dedim. Ben senin kardeşin değilim. Belli ki değilsin. Nasıl evdeki durumlar? Demet Hanım taarruzda. Gece bir kararlar aldım falan dedi ama ben sabah kaçtım vallahi evden. Ben normal, korktum. Ya Kerem'le görüşemezsin derse ben gösteririm ona korkuyu. Tamam da o zaman cesedin içi iner. Canım zaten yakında 18'ime giriyorum. Hiç gerek kalmayacak. Yapma ya. Ne zaman? Kerem. Geldik. İyisin değil mi? İyiyim canım benim. Bir şeyin yok. Ne güzelmiş bu. Ya. Ya. İşte baş belası da geldi. Kerem Başkan. Stockholm sendromuna yakalanmışsın galiba. Seni kaçıran Yağız delikanlıya tutulmuşsun. Öyle diyorlar. Yo, merak etme, sen varken bana bakmazlar. Oh.
Neyse ben o zaman Zeynep'e geçmiş olsun diyeyim. Tatil yapacaksın galiba biraz Zeynep'ciğim. Niye? Anneni gördüm de müdür odasının önünde içeri giriyordu. Sen rapor falan mı aldın? Annemi mi gördün? Al bu da kanıtı. Objektifinden hiçbir şey kaçmaz. Acaba paparazzi olayına falan mı girsem diyorum ben ya. Ne diyorsunuz? Mantıklı iş bence, havalı da. Evet. Ne yapıyorsun? Bugün okulda ilk defa biri kendi gibi çıktı. Gerçekten. Tam bir mal. Aşkım lütfen, lütfen. Ne konuştuk biz? Hadi gidelim. Boş ver şimdi onu. Annem ne yapıyor burada ya? Gel ona bakalım. Gel. Uyku durumun nasıl? İyi. Geceleri uyanmıyorum hiç. Rüya, kabus falan? Yok. İlaçlarla ilgili bir sorun yaşıyor musun? Biraz sersemlik yapıyor. Ama alıştım galiba. Güzel. Olumlu işaretler bunlar. Eğer istersen bu olayın üstüne biraz daha gitmek istiyorum ha. Ne dersin? Olur. Hala neden başladığını ve ne zaman başladığını bilmiyoruz. İlk ne zaman kusmaya başladın? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bu konuyu düşünmeni istiyorum ara ara. Eğer ne zaman başladığını bilirsek nedenini de bulabiliriz. Okey mi? Hı hı. Eğer aklına bir şey gelirse, yani bir şeylerle yüzleşmeye başladığında bu elmayı yemeni ve kusmamaya çalışmanı istiyorum. Anlaştık. Anne. Ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Zeynep, eve geldiğimde konuşuruz. Hayır ya, ne oluyor? Bir dakika. Ne saklıyorsun sen benden? Zeynep, eve gelince konuşuruz dedim. Anne, hayır, şimdi konuşacağız. Kerem'den çekinmene gerek yok. Ben ondan bir şey saklamıyorum. Aman ne güzel. İsterseniz ben gideyim. Hayır, sen gitmiyorsun. Sen de şimdi anlatıyorsun. Evet, dinliyorum. Anne. Seni okuldan alıyorum, Gölyazı'ya dönüyoruz. Ne? Sana evde konuşalım dedim, değil mi? Ne diyorsun ya? Anne. Zeynep. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne diyor ya? Bir dakika, konuşacağım. Anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.